Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden, Van Maldağcena ve Princeton Üniversitesi'nde astrofizik öğrencisi olan, Alexi Milley'in tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, insanların geçebileceği kadar büyük ve sağlam, solucan delikleri oluşturmak mümkün olabilir. En basit tabiriyle uzay zamanda, bir yerden başka bir yere ışınlanmamızı sağlayan, kestirme yollar olarak bilinen solucan deliği teorisi, 1935 yılında Albert Einstein tarafından önerildiğinden beri, bilimin çözülemeyen sırlarından biri. Varlığı hiç ispatlanamayan bu delikler, aslında kafadan uydurulmuş deli saçmaları değil ve teoride mümkün görünüyor. Fizikçilerden oluşan bir grup bilim insanı, yıllardır sırrı çözülemeyen bu bilim kurgu temelini, hayata geçirmenin bir yolunu bulduğuna inanıyor. Yeni araştırmalara göre, insanların içerisinden geçebileceği kadar, büyük ve bükülmeyecek kadar sağlam, solucan delikleri oluşturmak günün birinde, mümkün olabilir. Öncelikle, bilim insanlarının ortaya attığı fikrin, bir teoriden ibaret olduğunu ve bunu yapmak için elbette mükemmel bir kuantum fiziğine ihtiyacımız olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Universe Today'e göre, bu solucan deliklerinden birini gerçekten oluşturmak, ne yazık ki mevcut yeteneklerimizin, çok daha ötesinde bir teknoloji gerektirecek, fakat teorik olasılığı düşünmek bile heyecan verici. Solucan delikleri, ancak kuantum fiziği devreye girdiğinde, mümkündür. Bununla birlikte şimdiye kadar, ortaya konan mevcut modellerde solucan delikleri çok küçük, son derece kararsız ve kısa ömürlüydü. Üstelik bu yetmezmiş gibi, bu deliklerin içerisinde seyahat etmek, aslında ilk başta gideceğiniz yere gitmekten, daha fazla zaman alacaktı. Yeni modellemede ise fizikçiler, 5 boyutlu çarpık geometri teorisine başvurdu ve bu teorik sistem sayesinde, sabit insan boyutunda solucan deliklerinin, var olabileceğini söylüyorlar. Bu teorik solucan deliklerinin, içerisine atlayan kişiyi bir saniyede, 10.000 ışık yılını ışınlayabileceği söyleniyor. Ancak özel göreliliğin tuhaflığı yüzünden, dünyadan bir gözlemci, bu yolculuğun 10.000 yıl boyunca sürdüğünü görecek. İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden Van Maldağcena ve Princeton Üniversitesi'nde astrofizik öğrencisi olan Alexi Milley'in tarafından gerçekleştirilen çalışmanın detayları, Universe Today web sitesinde yayınlandı. NASA'dan da solucan delikleri ve portalların var olduğuna dair ve fizikçileri haklı çıkaran, çok çarpıcı bir açıklama geldi. NASA Dünya'nın manyetik alanında gizli geçitler, bir nevi portallar bulunduğunu duyurdu. Portallar kısaca uzay zamanda beliren, yarıklar olarak tanımlanıyor. Tıpkı kestirme yollar gibi, bu uzay zaman yarıkları kullanılarak istenen yere, daha kısa bir sürede ulaşabilmek mümkün. Buraya kadar anlatılanlar filmlerde görülse de, bilim insanları tarafından solucan delikleri, yıldız kapıları ve portallar uzun bir süredir araştırılıyor. Bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştüren açıklama ise, NASA'dan geldi. Dünyanın manyetik alanında keşfedilen portallara, NASA tarafından X noktaları ismi verildi. Bu noktalar elektron yayınımı bölgeleri olarak, tarif ediliyorlar. NASA bilim insanlarından, Jack Scudder konuya dair yaptığı açıklamada, keşfedilen bu bölgeler dünyanın manyetik alanının, güneşin alanıyla birleştiği noktalarda, kesintisiz bir yol oluşturacak biçimde bir araya gelerek, gezegenimizden güneşin atmosferine kadar, 150 milyon kilometre kadar uzanıyor dedi. NASA tarafından Demis uzay aracı ile Avrupa Cluster uydusu vasıtasıyla, yapılan ölçümler neticesinde, her gün bu 150 milyon kilometrelik alanda, yüzlerce portalın açılıp kapandığı tespit edildi. Bu portalların çoğu, oldukça küçük ve ömürleri kısa. Ancak bu portallar arasında, hiç kapanmadan genişleyebilen ve oldukça büyük boyutlara, sahip olanları da bulunuyor. Güneşten gelen enerjik parçacıkları, portalların oluşturduğu açıklıktan geçerek, atmosferin üst katmanlarını ısıtabiliyor, kutup ışıklarını oluşturuyor ve, jeomanyetik fırtınaları tetikleyebiliyor. Parçacıklar X noktaları üzerinden, Güneş'ten Dünya'ya, manyetik alan transferi sağlıyorlar.